Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir şiş model çalışacağız. Ee, i̇ki büzme diye de adlandırılmakta sarhoş yolu şaşırdı diye adlandırılmakta yol su yolu diye adlandırılmakta çeşitli isimler verilmekte bu güzel modelimize şöyle açtığım zaman görmekteyiz bakınız karşılıklı. Ama delikleri görmekteyiz. Karşılıklı fakat bir alttayken bir üstte bir alttayken biri üzerinde. Bunun sebebi ise sadece bir sırada artışımızı yapıyoruz. Diğer sıramızda ise diğer taraftan yapıyoruz. Arkada kesinlikle işlem yapmıyoruz. Arkada gördüğümüz şekliyle örüyoruz modelimizi. Ön tarafta ise bu gördüğümüz artışlarımızı sağda ve solda olmak üzere örüyoruz. Modelimizin yapımı oldukça kolay. Her türlü örgüde bu çalışmamızı kullanabilirsiniz alfave katlarından oluşmakta. Birer de başlangıç ve bitiş ilmeklerimiz olduğu zaman e, sorunsuz bir şekilde yeleklerimizde, ceketlerimizde, hırkalarımızda, bluzlarımızda bu modelimizi kullanabileceğiz. Evet, hemen kolay gelsin diyerek bu örgümüzün yapımına geçelim. Kolay gelsin. Üç buçuk numaralı tığımla 3-4 sıra lastiğimi ördüm örgümün düz yanındayım 6 ve katlarıyla modelimizi kuruyoruz birer tane de kenar başlangıç ve bitiş ilmeklerimizi ayarlıyoruz şimdi örmeye başlayalım birinci ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters ilmeğimi örüyorum İki tersimi ördüm. İki tersi ördükten sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum. Önde karşıma gelen iki tane ilmeği sağ tarafa doğru tek ilmek halinde keseceğim. Ama öncesinde sağa yatıracağım için yönlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum. Yönünü öne sağ gelecek şekilde bir tane de artmıştı. Bu iki ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane ters örüyorum bu işlemi yaptıktan sonra 1 2 3 4 4 tersimi ördüm yine bir tane artışımı yapıyorum bu ilmeklerimin ikisini alıyorum öndeki ilmeğimi arkaya alıp arkadaki ilmeğimi öne geçiriyorum ve sağ tarafa doğru yatırıyorum artışımızı unutmuyoruz düz örerek kesiyoruz bir tane artık iki ilmeği teki indirdik ve arasına dört tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tersimizi ördükten sonra yine bir artışımı yapıyorum. İki ilmeğimi diğer şişime aktarıp arkadakini öne alıyorum. Öndekini ise sağa yatacak şekilde öne geçiriyorum ve düz örüyorum. Burada kestik. Ve dört tane ters. Bu sıramızı bu şekilde örüyoruz. 2 3 4. 4 tersten sonra yeniden bir defa artışımı yapıyorum. Şişimin başını doluyorum. 2 ilmeğimi alıp öndekini şöyle arkadakini ön bakın bunu takıyorum önce onu takıyorum. Arkadakini de öne takıyorum. Ve her ikisini bir ilmeğe düşürüyorum. Ve tekrar 4 tane 1, 2, 3, 4. Bir artışımız var. Ve yine aynı şekilde ilmeklerimi alıp yerlerini değiştirip sağa doğru atacak şekilde bir ilmeği düşürüyorum. Ve bu şekilde örgümü devam ettiriyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son 2 ilmeğimi bakınız bir ilmeği düşürdüm ve sondan 3 tane ilmek kaldı üçünü de ters örüyorum ve düz yönden modelimizi kurduk arkasını çeviriyoruz ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim birinci ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki düzümü örüyorum bir tane tersimi gördüm ters ve artmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum ve aradaki dört tane düzüm örüyorum bir iki üç ve dört ters ilmeğimi örüyorum arttığım ilmeği de ters örüyorum diğer dört tane düzümü görüyorum dördünü örüyorum ters ve arttığım ilmeği de ters ikinci sıramızı da gördüğümüz şekliyle örelim Arka yüzden bütün ilmeklerimizi ördük. 4 tane düzümüzü ördük. Arttığımız ve kestiğimiz ilmeğimizi ters ördük. Yani 4 tane düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters şeklinde ikinci sıramızı tamamladık. Son ilmeğimi ben ters olarak örüyorum. Kenar düz çıksın diye. 3. sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda yeniden artışımızı ve kesme işlemimizi yapacağız. Bu kez yönün diğer tarafından artma işlemini yapacağız. Şimdi başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane tersim var. İki tersimi örüyorum. Şimdi birinci modelin kurulumunu bu şekilde tamamlamıştık. Şimdi sadece artışın yönünü diğer tarafa alarak ikinci kez modelimizi kuracağız. Her iki sırada bir bu artışlarımızın yeri değişecek. Önce diğer bu ilk sıramızda sağ tarafa doğru yatırmıştık. Burada ise sol tarafa doğru yatırıp daha sonra artışımızı yapacağız. Önce artışımızı yapmıştık ilmeklerimizin yerini değiştirip o şekilde sağa yatırmıştık ilk modelimizde şimdi ise bakın Şöyle her ikisini birden kesiyorum. Önce kesme işlemini yapıyorum. Sola doğru yatırdım ve artışımı yapıyorum. Dört tane tersimi örüyorum. 3, 4 ters. Bakın bir önceki sırada artırdım. Her ikisini önce düz örerek kesiyorum. Bir artış yapıyorum. Sonra artış yaptık. Bakınız ve 4 tane tersimi örüyorum. 2 3 ve 4. Önce kesiyorum. Sonra artışımı yapıyorum. 4 tane ters. Ve bu şekilde modelimizi bir sağa, bir sola yatırıp ilerleteceğiz. ve modelimiz ördükçe kendisini çok daha güzel gösterecek. Örmesi de gördüğünüz gibi çok kolay. Önce kesiyorum sonra artıyorum ve dört tane tersimi ardı ardına örüyorum sona kadar geldiğim artışımı yaptım ters ilmeklerimi örüyorum ve modelimi ikinci kez kuruyorum bir düz yöne yatırdım bir ters yöne yatırdım yani bir sağa bir sola doğru yatırdım ve modelimizi bu şekilde kurduk arkasını çeviriyorum arkasında yine bir önceki sırada yaptığımız gibi gördüğümüz gibi örüyoruz dört tane düz iki tane ters hem artığımız hem de kestiğimizi ters örüyoruz aradaki düzlerimizi yine düz olarak tamamlıyoruz ve modelimiz bu iki tekrarlardan oluşarak devam edecek ters örüyorum arttığımı kestiğimi de ters aradaki dört düzümü örüyorum arttığım ters kestiğim ters dört tane düz sona kadar örelim arka sırada gördüğümüz gibi bakın arttığımız ters kestiğimiz ters sıramızı sona kadar örerek tamamladık burası örgümün arka yüzü Ön yüzünü çeviriyorum ve bakın şöyle birazcık göründü. Ördükçe daha güzel görünecek. Bu sırada ise önce artış sonra keseceğiz ve sağ tarafa doğru yatıracağız. Hemen başlayalım. Bakın bundan sonra hep tekrarlar aynı olacak. İlk kurduğumuz gibi kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. iki tersimi örüyorum. Artışımı yapıyorum. Kestiğim ilmekle daha önce arttığım ilmeği yerlerini değiştiriyorum ve kesiyorum. Önce arttım sonra kestim. Aradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. Artışımı yapıyorum. 2 ilmeğimi alıyorum. Bir önceki sırada arttığım ve kestiğimi yerlerini değiştirip sağa doğru keserek tamamlıyorum. Önce artış sonra kesim. 4 tane tersimi örüyorum. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz bakınız önce artış yerlerini değiştiriyorum önce artış yaptığımızda sağ yatıracağımızda ilmeklerimizin yerini değiştiriyor sola yatıracağımızda ise gerek yok ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Modelimizi ikinci kez ön yüzden kurarak geldim. Sağ taraftan artışımızı yaptık ve yatırdık. Şimdi arkasından gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi örüyoruz. Hem arttığımız hem de kestiğimiz ilmekleri ise ters örüyoruz. 4 tane düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters şeklinde örerek sıramızı tamamlayalım. Arka sıradan örgümü gördüğüm gibi örerek tamamladım. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizi bu kez sol tarafa doğru yatıracağız. Bakın şöyle Görmek çok güzel. Şimdi ve bu tekrarları yaparak e, büyüteceğiz. iki tersimi örüyorum. Sola yatıracağım için önce kesiyorum. Yer değiştirmeme gerek yok. Sonra artışımı yapıp dört tane tersimi örüyorum. Önce kesiyorum. Bir önceki sırada bakınız. Önce artmıştık. Sonra artışımı yapıp dört tersimi örüyorum. Arkadan da gördüğümüz gibi örüyoruz ve bu şekilde o dilimizi tamamlıyoruz. Artıyorum 4 ters. Önce kesiyorum. Sonra artışımı yapıp dört tersimi örüyorum. Arkadan gördüğüm gibi örüyorum. Ve bu şekilde önce sağdan artış her ikisini kes. Daha sonraki sırada ise önce kesip soldan artışımızı yapıyoruz. Ve deliklerimizi görüyoruz. Bakın şu şekilde takipte gayet kolaycık. Bir sağda bir solda bir sağda bir solda şeklinde deliklerimizi bu şekilde örerek ilerletelim. Bu dilimi aynı tekrarları yaparak büyüttüm. Şöyle bakınız kabartılı boyutlu bir çalışma oldu. Ve şöyle açtığımda görmekteyiz. Bir sağdan bir soldan yani bir önden bir arkadan artışımızı yaparak modelimizi oluşturduk. Arkasında çevirip görmenizi istiyorum. Arkasında da ön tarafta ördüğümüz terslerimizi burada düz olarak dört düz halinde görmekteyiz. Burada da iki tane ilmeğimiz artışımız da tabii ki olmakta. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizler de güzel modellerinizde, örgülerinizde kullanırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.